sevdiğin birisi senin hayatında yer edinmiyorsa, günler, aylar, hatta ne bileyim yani uzun bir zaman geçiyor, Resulullah'ı hatırlamıyorsun. Ona sevginden dolayı bir şey yapmıyorsan, değil mi? Ya bir insan oturur bir dostuyla beraber, yani onu sevdiği için onu kırmama adına, ya o ne istiyorsa yemek, o da hadi öyle olsun der, değil mi yani? Bir hatır var yani. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırı onun sünnetini ihya etmektir. Davasına sahip çıkmaktır. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına ne kadar sahip çıkarsak, onun sünneti ifade ettiğimiz şey aslında yaşam tarzı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çok güzel kitaplar var. Gidin kitapçılara. Sabah kalktığından akşam yatana kadar hayatı nasıl geçerdi? Al, her yaptığını ona benzet. Bir gün akşama kadar sevap almış olursun. Yani bir insan namaz kılar, selam verir, sevabı bitti. Namaz bitti çünkü. Ama bir insan gün, günler, gece, geceler, aylar, yıllar yılı birbirine ekleyerek sevap alır mı? Hatta ömrünün her dakikasını, dikkat buyurun, her dakikasını bir insan sevaba çevirebilir mi? Çevirir. Gece uykusunu, onu da sevaba çevirir. Nasıl hocam ya, bu adam horluyor, uyuyor. Yatarken Resulullah'ın yatma şekliyle yatarsın. Elini yan yana getirirsin, değil mi? Elinde telefonla veyahut da kumandayla uyumazsın, affedersin. Yan yana getirirsin. Ne yaparsın? Üç ihlas, felak, nas, fatiha okur, üfler, yüzüne sürersin, vücuduna sürersin. Hazreti Ayşe anamız öyle buyuruyordu radıyallahu anh'a. Peygamber bu sünnetini vefat edeceği gece de yaptı. Üfledi, kendi gücü yetmiyordu, vücuduna süremiyordu. Ben onun elini tuttum, ben onun vücuduna sürdüm. Bir sünnet mesela bak. Sağ tarafına yatarsın, duaları okuya okuya, ya Rabbi benim bu uykum ibadete güç kazanayım, dinleneyim, tekrar kalkayım gece erkenden sana secde edeyim. Gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, bak bu niyette yatarsan uykuda bile sevap kazanırsın.